Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz iyi insanlarla dost arkadaş olmak. Mevla buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler, Allah'tan korkun önce. Demir suresinde Ya il aminu tekullâhe. Ey müminler, Allah'tan korkun. İttekullâhe ittika. Yani Allah'ın Celle Câlihi emrine asi olmama, itaat etme. Allah korkusu. Bir insan diliyle korkuyorum der Allah'tan Celle Câlihi, diliyle der. Ama fiilen hareketleri, yaşantısı İslam'a ters şey böyle. Aslı Allah korkusu itaat Mevlamıza. Mevlam buyuruyor arkasından Hükûnû ve as-sâdikîn. Hükûnû olunuz ve as-sâdikîn. Sâdikîn, sadıklar. Sadıklar dine tam bağlı kimseler bunlar, sadıka. Yani doğru, sıdık, sadakatli olanlarla onu olunuz Mevlam buyuruyor. Kim ki dine tam sadakatle bağlı değilse, yani bir adım ileri bir adım geri atar, İslam bir şey yapar, bir şey yapmaz, buna tabi tam sadık bundan muhteremler. Burada Mevlam bize emrediyor yani böyle. Peki künü emir, olunuz Mevlam buyuruyor. Olunuz. Adem babam Aleyhisselam Hazretleri şeytaniye kandı cennette muhtemelen. Orada kalın şeytana kandı. Demek ki kötü insan, kötü varlık insan yolu çıkarabiliyor böyle böyle. Bülü Aleyhisselam Hazretleri de Er-Rücülü ala dini halilihi. Er-Rücülü kişi, insan dostluğun dini üzeridir. Dostluğun dini üzeredir böyle. Dostluğun dini inancı neyse, yaşantısı neyse, eğer bir kişi ona dostsa, samimiyse, arkadaşsa, o da farkında varmadan onun gibi olur. Bir atasözümüz vardı böyle, üzüm üzüme baka baka karar diye ben. Yani gerçekten İslam uygun bir sözdür bu atasözümüzde. Demek ki bir insan kiminle samimi dost ise, görüşüyorsa, arkadaşsa, o inancına zamanla bağlı olur. Farkına varmadım. Bir gün bir bedevi geldi Medine-i Münevvere'ye. Bedevi çöl insanı yani. Çünkü köşe yapacak kişi. Peygamber sordu Aleyhisselam Hazretleri'ne. Dedi ki, Ya Resulallah, Mete as-sa'a, ne zaman kıyamet kopacak? Bunu sordu. Peygamber'e şöyle cevap verdi, bakın bu cevap böyle. Kıyamet sorusu ama ona ne hazırlığın var kıyamete? Ne hazırlığın var kıyamete? Dedi, Ya Resulallah, ancak farzlarını yapabiliyorum. Namaz, oruç, fazla bir şey yapamıyorum bunları, yapamıyorum. Ancak Allah'ı çok seviyorum, Resulullah'ı çok seviyorum bile buyurdu böyle. O zaman Bülü Aleyhisselam Hazretleri, El-Mer'u mea men habbe buyurdu. El-Mer'u mea men habbe. Kişi kimi severse, onunla beraber diyorlar. Onunla beraberdir. Bu hadisin şerifin şerhine buyuruyor ki, muhaddisler, ilmi hadis uzman olanlar, İnsan dünyada onların yolunda olur buyuruyor böyle. Yalnız sevimde yetersiz sevmek. Örnek veriyor, Hristiyanlar, İsa'yı seviyor, İsa'yı seviyor. İsa'yı seviyor, bir peygamber, uğrasın peygamber, onu seviyor Hristiyanlar ama sevmek olmuyor. Yolunda ayrılıyorlar orada, orada böyle. Demek ki efendim işte ben planı seviyorum, evliyeyi seviyorum, bunu seviyorum.
Bu yetersiz bu. Yahudiler ona seviyor peygamberlerini, Musa Aleyhisselam'ı. Çok seviyorlar onu böyle. Çok seviyorlar. Ama yolundan gitmeyince demek ki bu sevgi samimi değil. Samimi değil böylece. Peygamber bazı şeyleri söyleyince o bedeviye, o zaman çok sevindi sahabeler muhteremler. Bir insan gerçekten Allah'ı seviyor Celle Celaluhu ne yapar? Allah'a itaat eder şeyleri Mevlamız'a. Şimdi bir insan sevdiği dostunun yanında onun kişi ne yapar? Onun sevdiği gibi davranır. Onun sevdiği gibi davranır. Sevdiği kişi yanında kişi böyle. Onu kırmamak için böyle. İnsan hep Allah ile beraber Celle Celaluhu. Allah huzuruna insan devamlı sürekli. Yani Allah olduğu halde bağırma, çağırma, gümet yapmak, haram işlemek, harama bakmaklar, yarı çıplak gitmek, namazdan kalmak bu nedir? Gerçek sevgi değil muhteremler. Şimdi tabii dünyada bir insan Allah'ı sever Celle Celaluhu, Resulullah'ı severse öbür alemde de beraber olacaklar. Yani ne mutlu böyle böyle. Yani onların kadar ameli olmasa da, bak o da var ama. Tabi bir insan peygamber gibi yapmaz peygamber gibi. Dedim peygamber. Bütün gün davet, o çöllerde, işkence altında, baskı, zulüm altında, aç, sus, bütün gün cihat, mücadele, gece namaz kıldırmadan. Yatamıyor böyle. Devamlı her zaman cihatlarda, yaralanma var tabi, her şey var bunlarda. Hiçbir insan peygamber gibi yapamaz böyle şey. Sahabe-i kiram hazırlar, sahabe-i kiram. Dinin temel taşları. Ne çekti bunlar böyle, rahmet çektiler. Ama onları seven kişi, o yolda bulunsa, çalışsa, o yolda bulunsa, çalışsa kişi, demek ki ne oluyor? İnşallah ahiret aleminde, mahşerde, sıratta, onlar beraber muhteremler. Hatta kabirde bile böyle, devamlı görüşecekler kabirde bile. Görüşecekler böyle. İşte öldüğü anda böyle, onlar ruhan kişiler görür onlarla beraber. Bir de günahtan kaçmak, bir de günahkarların bulunduğu yerden kaçmak gerekiyor muhteremler. Yani bir de günah işlenen bir yerse, oradan kaçmak gerekiyor. Yani bu günümüzde çok zor bir mesele muhtemelen. Demek ki biri de günah işleniyorsa oradan kaçmak gerekiyor. Şimdi çarşı çıktır mı herhalde günah işleniyor. Baştan aşağıya bekliyor. Demek ki ne gerekiyor? İş icabı gidilir tabii dışarıya böyle. Hep gidiyoruz tabii. Ama işte bir tur atayım şaşırlar, bir gezeyim. Bunu yapmama gerekiyor o zaman böyle işte böyle. Yapmama gerekiyor bunu böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yani son seferi Tebuk seferi oldu. Tebuk gazvesi. Yani savaş. Savaş olmadı gerçi. Fakat en zorlu bir sefer böyle. Uzak Medine'ye böyle. 700 kilometre. Ama asfaltı yok böyle. Çöl, kum, çakıl, dikenler, şunlar, bunlar. Yaz mevsimiydi. Hurmanın olduğu zamandı. Şimdi Ağustos ayında oluyor hurmalar. Hava da çok sıcaktı. Aşırı hava sıcaktı o yıl böyle. Kıtlık vardı o sene böyle. Aç insanlar hurmaları olması bekliyorlar. Tam hurmanın olma zamanında Tebuk seferi çıktı. Mecbur ama böyle. Bizans İmparatoru orada hazırlamış Medine'ye gelmeye. Haber almış istihbaratından. Medine'de kıtlık var, açlık var. İnsanlar açlıkta ölüyorlar Medine'de. Tam zamanı diye böyle. Yani Medine gelecek, Roma ordusu gelecek. Tek kişi kalmayacak Medine'de böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hesabına teşvik etti böyle. Elhamdülillah 30 bin kişi. 30 bin kişi. Elhamdülillah. Bunlar savaşta işler gidenler. Yaşlı yok, hasta yok, çocuk yok, kadın yok işte muhtemelen.
yani savaşacak 30 bin kişi böyle. Hepsi gönüllü ama. Hepsi gönüllü. Uhud'un öncü birlikte giderken ileride Hicr Vadisi var. Hicr Vadisi. Semud kavmi yaşadığı yer, battı yer. Semud kavmi. Bu konu biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii konuya girmeyeceğim fazla. O kavim de helak oldu muhteremler. Bu Hicr Vadisi Medine ile Tebuk arasında. Orada öncü birlikler giderlerken 30 bin kişi gidiyorlar. Uzun bir konvoy. Deve bu ama böyle. Büyük develeri var. Su taşıyan develer var. Yani deve de fazla. Yolda bazen kesmek için deve de var işlerinde. 30 bin de binekli deve bir defa. Onun dışında da var. Bunlar da var. Tabi bunlar da konvoyla gidince uzun bir konvoy kuruk. Önce birlikler Hicr Vadisi'ne varıyorlar. Tabi harabeler. Helak olan bir memleket. Allah'ın gazap ettiği yer yerine böyle. Batan bir yer. Hava çok sıcak. Yağmur, kuraklık vardı. Çok güzel sular çekilmiş kuyularda. Oraya girince baktılar ki birkaç tane kuyu duruyor böyle. Suyu var bir kuyunun orada. İnsan yok. Suyu çekti kuyuya baktılar. Su, güzel su, temiz su, içecek su yani böyle. Bunlar içtiler. Kaltıra boş. Doldu, develer suladılar. Su çekip bir de hamur yoğurdular. Ekmek yapacak da bunlar böyle. Arkadan peygamber yetişince emir çabuk buradan kalkın durmayın burada. Burada durmayın burada. Çabuk buradan kalkınız. Hatta buyuruyor ki La tevhülü hala muazzebine illa entekünü bakine. En yüksek bir muazzebine bakıyorum. İlahır. Adı uzun şerifte. Adı şey buharda muhteremler. Peygamber buyuruyor ki bu batan kavim, helak olan kavim şu anda muazzebin. Azap oluyorlar bak muhteremler. Kabir azabı oluyorlar bunlar böyle. Azap da bunlar böyle şey. Helak oldu, laneten de bunlar böyle şey. Burada durmayın. Yani burası da laneten bir yer. Azap orayan bir yer. Günah işleyen bir yer. Durun buradan böyle. Hatta Peygamber Aleyhisselam muhteremler yüzünü sardı, öyle önüne bakıp geçti, bir bakmadı böyle. Buyurdu ki, entekünü bakine. Hatta böyle ağlara gidin burada, üzülerek böyle. Uydum bu şekilde. Hemen dökün sulara bakın böyle. Kuraklık var. Yolda çöl, su yok. Bir süre kalmamış. O durumdayken, öyle bir muazzam bir sıkıntı var, su. Bir zorunluluk var böyle. Su yok böyle. Öyleyken bakınız, emirle dökün suları. Suları hemen dökün suları böyle. Dökün suları. Bunu absalmıyor sularla. Elden yarısıyla bir de hamur yaptık. Hamuru deveye verin dedi böyle. Deveye verin. Siyemenler onu yapmadı. Yani böyle bir seferde, savaşta gidiliyor. Muazzam kıtlık var, açlık var, çöle susuzluk var. Öyle bir durumda, öyle zorunlu bir halinde bile, Peygamber Aleyhisselam buyurdu, burası lanetleyen bir yer. Günah işlenen bir yer burası. Burada durmayın, suyunu almayın buradan böyle. Şimdi günah işlenen yerde demek ki Allah'ın bir gazabı oluyor muhteremler. Gazap oluyor böyle. Gazap ilahi oluyor orada. Gazap nedir? Allah gazabı işte sıkıntı. İnsanlar sıkma, sıkma insanlar muhteremler. İşte herkesin derdi ne? Huzursuzluk herkesin böyle. Huzur yok böyle. Herkesin içine bir sıkıntı, bir darlık böyle. Kişi farkında değil ama yani bir bir şey, bir ahmaklık böyle. Beyinsel bir zorluk var beyinde böyle. Baskı yapıyor böyle. Neden? Günahtan muhtemelen bak. Günahtan böyle. Bir defa kadınlar, kızlar muhtemelen böyle. Yani Allah onlara nasip etsin kapanmayı inşallah muhteremler. Yani kendilerine yandığı gibi ya topluma da zarar veriyor onlara. Topluma zarar veriyorlar onlara.
Açık bir isyan çünkü bu böyle. Evet, yolda çarşıda kişi. Namaz kılmıyor belki, yani bilemiyoruz ki. Belki alkolü bilemeyiz karşında biz kendisinin böyle. Böyle. Ama bunlar belli de bunlar. Açık şey böyle. Ben günahkarım, ben isyan ediyorum böyle. Peki, bir de emr-i mağruf var şimdi. Dini tebliğ etmek var. Bu yapılmayacak mı? Tabii her şey Kur'an'da var muhtemelen. Her şey İslam neyse yaşandı, aslatı yaşandı böyle şey. Mevlam buyurdu Arap 199'da Peygamberimize. Huzil afbe. Huzil afbe. Huz al. Yani edin bunu sen. İl afbe, affı al tut. Af. Yani başına ne gelirse bu yolda kişi olarak, kişiye şahsi olarak bunu sineye çekme gerekiyor demek din yolunda. Cihatım da böyle. Efendim işte ben söyledim ama bana da bir kızarım da işte şöyle bir kılma gerekiyor demek ki böyle. Mevlam böyle bir peygamberimize buyurdu. Yani ya Habib Muhammed'im kut affe ve emir bil örfi. Örf emret ama bak. Yani emir söyle anlama böyle. İslam'ı anlat onlara böyle. Namazı kılmıyor onu söyle. İşte örtülmeyi söyle, alkol haram olduğunu söyle, neyse bir İslam'ın emirleri, tebliğleri, Ramazan orucu mesela söyle, her neyse bunları söylemek gerekiyor. Ve arid anil cahilin. Ve arid anil cahilin. Ama cahiline durma Peygamber. Peygamber'e. Söyle, tebliğ et, otur onunla beraber ama. Bu şey gidiyor böyle bak. Ve arid, iraz kaçırma böyle. İran, şey yanına kaçmaz böyle böyle. Ona kaçmam böyle böyle. Demek ki bir peygamber bile bakmış, peygambere bile tebliğ görevi olduğu halde oturup beraber konuşayım onlara beraber. Konuşayım onlara beraber. Şimdi günümüzde bazen duyuyorum böyle. Kişi mesela işte gideyim onlara kurtarayım ben. Nereye gidecek? İşte gazına girecek, kahveye girecek, hani böyle pis bir yere, böyle alkolü bir yere girecek de onları kurtarayım ben. Oraya girse oturmayacak işte bile. Ayaktan söyleyecek, çıkacak adam. Yoksa bir insan onları kurtarmak için onlara beraber olayım. İşte beraber gideyim, spora gideyim, efendim balığa gideyim, ava gideyim, bilmem maça gideyim, beraber gideyim de onlar beraber de oradan bir şey kazanayım derse kendi gider muhtemelen. Yine gidelim böylece. Belki başka niyeti iyidir, belli niyeti. Niyeti iyidir ama hiç böyle farkına varmadan onun arasında o boş sözde gevezelikte iman zayıflar. Nasıl kar mesela, buz, katı buz. Biraz saç, bir şey yapayım böyle bazen böyle, saç kardan böyle. Güneş çıktı mı, o katı buz, taş gibi buz ne yapıyor? Yavaş yavaş damla başlıyor. Damla bir şey kalmıyor bana böyle. Yani kim olsun bak, kim olsa olsun böyle. Yani bir insan kendine güvenmesin. Ben yani gideyim onlar beraber de işte gece bahçedeyim kapalı bir yerde çay şey ne diyelim onu bilmiyorum adını bilmiyorum muhtemelen. Şunu yapayım derken bu şekilde kişi gider muhtemelen böyle. Ama söylemek gerekiyor böyle. Ayaktan söyler şey yapar bu şekilde böyle. Kötü insanla arkadaş olmanın bir cezası var muhteremler. Bir örnek vereceğim şimdi. Kur'an'dan vereceğim böyle. Peygamber ilk komşu var peygamberimizin muhteremler. İki tarafında. Peygamberimizin bir tarafında amcası Ebu Leheb. Bir tarafında Ukbe bin Ebi Muayt. Ebu Leheb amcası. Öz amcası ama böyle. Öz amcası Ebu Leheb Aleyhisselam Hazretleri'nin ama İslam düşmanı yeğeninin yani peygamberin düşmanı. Peygamberimizin evi ortalarında iki tane böyle. Hatta Şebu Aleyhisselam Hazretleri kündü beyni şer-i careyni bin Ebu Leheb ve bin Ebu Leheb
İki şer komşunun arasındaymış. İki şerli komşunun arasındaymış. Kız beni şer icareydi böyle. İki tane de böylece. Ne yapardı bunlar Peygamberimiz Muhterem Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimize? Abdül Muhteremler, o zaman ev yok tuvalet, evde tuvalet böylece böyle. Bir kaba tuvaletini yapar, onu Peygamberin kapını dökerdi Muhterem böyle böyle. Hatta yengesi, Ebu Leheb'in hanımı diyeyim de, karısı diyeyim de, biraz kaba olsun muhtemelen böyle. Yine böyle çalı toprağı çölden, onlara Peygamberin kapı önüne koyardı bunları. Kanatı bastı onlar böyle böyle. İşini yapardı. Yani bugün ben şahsen düşündüm muhteremler. Peygamber Aleyhisselam'a böyle. Habibullah, Hatem-ül Enbiya böyle böyle. Hayırlı beşer böyle. Bütün varlıkların hayırlısı böyle. Meleklerin de üstünde böyle. Öyle bir zat-ı muhtereme, Resul-i Ekrem Aleyhisselam Hazretleri, bakınız, her açıdan dünyada gülememiş muhtemelen böyle. Yani komşuya düşemiyor bak. Yetimlik, fakirlik, düşmanlarından, müşriklerden, oradan, buradan böyle, bu gibi şart altında yaşıyor böyle muhtemelen. Yalnız, önceden bu Ebu Muad denen, Ukbe bin Ebi Muayt yani. Adı as Ukbe. Muayt babasının adı. Muayt oğlu Ukbe denen. O da peygamber, onun da hanı peygamberimizin halasının kızı. Yani o da böyle. Bu Ukbe ilk zamanlar peygambere karşı değildi. Aleyhisselam'da böyle. Müslüman değildi. Müşrikti. Şirkinde, inadında duruyordu. Yalnız Peygamberimizin böyle konuşmaları da hoşuna giderdi böyle. Bir kulak misafir olur böyle kendisine böyle. Ukbe zengindi, tüccardı, mal getirirdi dışarıdan. Uzun büyük kervanlarla. Çok zengindi. Tabi her zaman gidemiyorlar. Ne zaman bir kervan mal getirdi Mekke'ye mükerremeye, bir ziyafet verirdi. Deve keserdi. Ekmek yapardı, hurma getirirdi Medine'ye verdi gereken. Ziyafet verdi böyle. Genelde Mekke'nin eşrafını davet eder böyle şey. Yine böyle bir davetinde komşusu Peygamber Hazretleri onu davet etti Peygamberimiz. Ya Muhammed sen de gel dedi bir davete. Yani Peygamber de gitti Aleyhisselam Hazretleri. Şimdi bakın muhtemelen Peygamber'in hareketine bakın Hazretleri böyle. Yemek geldi ortaya. Yani gayet o günün içinde, o gün şartlarında her zaman yenemeyen bir yemek böyle. Aşık var tabii, kıtı var tabii. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ma'ane bi hakelin ta'meke. Buyurun dedi, mesela başladılar böylece. Peygamber yemiyor. Ya Muhammed, ben tekül, yani sen de ye. Buyur, ye. Ma'ane bi hakelin ta'meke. Ben senin yemeni yemem. Hatta teşhede. Sen şahit getirmeden, kelime getirmeden ben senin yemeği yemem buradan böyle böyle. Yani sen şahit müşriksin. Ama komşuda hakkın var. Komşu hakkı olduğun için davetine geldi icatı. Komşu olduğun için böyle. Ona geldim. Ama yemek yemeye de mecbur değilim. Bak muhtemelen böyle. Demek ki bir insan bire gittiği yerde o ev sahibinin kazancı ve şüpheliyse yememe gerekiyor muhtemelen. Davet etti. Mesela darılacak mesela. Gidebilir böyle cevabında böyle. Gidebilir. Demek ki oraya. Ama eğer ona kazancı şüpheliyse, yani şu faizi, şucu, buçlu ise böyle haramsa kazancı o, yemeyse mecbur değil bu şekilde böylece. Peygamber öyle buyurdu böyle. Ben senin yemeni yemem. Hatta seni kelime şahı getirmeden. Ukbe bir durdu. Şimdi kelimeşe de getirmese Peygamber yemeyecek kalkacaktı. Kalkacaktı. Onun da onuruna dokundu bu. Yani yemeni yemeden böyle kalkması bir huzur bulacak şimdi orada. Yere karşıda. Bir soğukluk olacak orada. Kelimeşe de getirdi muhtemelen böyle. Getirdi böyle. Yani yedi yemeni.
Ukbe'nin bir dostu vardı şimdi. Oradan konuşuyorlar. Adı Übey bin Halef. Übey bin Halef adında. O da Mekke'nin azgın müşriklerinden ileri gelenlerinden. Onunla arası çok iyiymiş Ukbe'nin de. Übey ile arası çok saymış. Her zaman görüşürlermiş. O gün bulunmuş Mekke'ye mükerremde ama böyle. Sonra Mekke'ye geliyor. Dışarıdan geliyor Mekke'ye. Duyuyor böylece. Ukbe'nin davet ettiğini peygamberimizi ve Müslüman olduğunu duyuyor böyle. Kürüyor tabi böyle, şiitleniyor böyle. Kübre eminiyor böyle. Ukbe'yi karşılaştı, onu görüyor. Ukbe, senin dinden döndün böyle. Kızınca, hayır demedim. İşte böyle böyle yapmışsın diyor. Ya dilimle söyledim ben bunu diye. Ben bunu ben kalbime söylemedim. Yemeğimi yemese, kalksa orada huzur bozulacak. Ortam orada bozulacak. Bu şey bozulmasın diye onu getireyim böyle diye. İnanmam diyor böyle. İnanmam böyle diyor. Yok, yemin ediyor inanmam diyor. Peki ne yapayım? O kadar çok da saymış onu ama. Çok sevmiş Übey'i. Dostu onu böyle. Çok sevmiş onu da. Şimdi Ukbe diyor ki bana şart koşuyor. Eğer sen diyor haremin yani Kabe'nin çevresinin civarında Muhammed'in yüzüne tükürürsen diyor, yüzüne tükürürsen diyor insanın bulunduğu yer yani böyle. Bak evinde değil diyor böyle böyle. Komşular değil böyle böyle. Eğer diyor senin harem şerefinin civarında Kabe'nin civarında toplamıyoruz bunları böyle. Eğer sen burada diyor Muhammed'in Aleyhisselam Hazretleri'nin yüzüne tükürürsen diyor İnanırım o zaman ben sana diye. O zaman dostum diyor ama diyor. Yoksa ben seni benden koptum senden ben diye. Senden koptum. Şimdi bu da Ukbe denen kişi de Übey'i kıramıyor. Bakın. Übey olan sevgisi, dostu, samimiyeti demek o da üstü fazlaymış, Kabe'ye yerleşmiş. Onu kıramıyor. Sırf onun gönlünü yapmak için kulat kalıyor böyle. Bir gün bakıyor, tam Kabe'nin çevresinde biraz geliyor böyle. O da çıkıyor. Peygamber doğru yürüyor. Peygamber aslında tabii yani belki bir iyi niyetle evet tabii Peygamber herkese karşı hoş görüyor aslında böyle. Demin yaklaşınca abi muhtemelen böyle artık eline geldiği kadar böyle bal atar gibi tükürüyor böyle bürütülmüş onları böyle. Tükürüyor Peygamber'in yüzüne böyle. Tabii dik yüzüne böyle. Tükürdü ama Rabbim korudu muhteremler. Ne oldu? Tam o anda aksi istikamette bir fırtına koptu böyle. Rüzgar muhteremler. Oradan zorla böyle. Koptu. Ukbe'nin tükürü kendisine döndü. Üzerinde iki yanına böyle döndü. Yaktı yani kanı böyle. Ateş yanı iki yanı yandı böyle. Bütün yaralı böyle. Yaralı böyle. Dayanamıyor ateşin de öyle yandı böyle. O kadar merhem yaptılar, şunu yaptılar, geçmedi muhtemelen. Hep öyle kaldı böyle. Yara böyle, irin, cerahat böyle. İki yanakları, yüzü yani böyle. Artık kimse bakamazdı kendisine. Böyle çirkinleşmenin ötesinde iğrenç oluyor böyle. Öyle oldu böyle. Tabii anladın bu da muayet bundan daha da kızan peygamberimizden muhtemelen. Onu oldurttan böylece. Böyle arada bir peygamberimiz görünce dermiş. Muhammed ben seni öldüreceğim. Yani da buraya ki öldürmeyesin ama ben seni öldüreceğim. Ben seni öldüreceğim ben seni böyle. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselam her şeyi gayb gizli bilemez ama Allah ona bildiriyor bazı şeyleri böyle. Peki sıra ne oldu muhteremler? Bedir Savaşı'nda bu Ukbe muadilinin müşrik, kefere, fecere deniyor buna böyle. Kafir, facir, o da savaşa geldi böyle. Şimdi savaşta bir de sabredenler deniyor müşriklerden böyle. Kim daha böyle bozuldu, kaçtı, korktu böyle. Ordu bozuldu. 70 tane en azından geberdi böyle orada. 70 esir alınan böyle. Bu da esir alınan arasında bir Ukbe böyle. 70 esir böyle. Esire bağlandı, Medine'ye götürülüyor böylece. Götürürken hemen yolda buyurdu ki Hazreti Ali Ukbe ile bir nadır vardı. İkisinin başını keserler bunlar. Orada gebertildi.
Ukbe. Ukbe'nin sonu ne oldu muhteremler? Ayet-i Kerime geleceğim inşallah ama beni ilgimi çeken bir şey oldu böyle. Kızı. Kızı var böyle. Ümmü Gülsüm. Yani Anha Hazretleri, Allah razı olsun böyle. Ümmü Gülsüm kızı, öz kızı böyle. Müslüm oldu böyle. Ama tam samimi vermişsin. Ne oldu? Yalnız hicret edilişinde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gitti. Ona kimse yok, onu götürecek. Kimseyi götürecek, kimse kendisi yok böyle. Mekke'de kaldı böyle. Ama duramadı Mekke'de böyle. Peygamber aşkı yandı böyle. Peygamber aşkı böyle. Ya babası nasıl öldü? Nasıl geberdi yani böyle? Öldü. Kızı Ümmü Gülsüm Hazretleri yanıyor, aşkı Resulü yanıyor. Dayanamadı. Tek başına açıldı, tek başına. Hiçbir kadın gitmedi tek başına hicrette muhtemelen. Hiçbir kadın gitmedi. Tek bu gitti böyle. Mekke'den böyle Medine'ye. Tek bu giden böyle. Gün üzerine saklandı mağaralara. Mağarayı mı den mesleğine mi o mağaralarda? Mağarada vahşi hayvan var, yılan bilhassa böyle. Yılanlar var, çöl yılanları vardı. Bu gün üzerine mağara saklandı, geceleri muhtemelen. Halbuki Mekke Medine arasındaki yol hareketi bulamazdı. Bilhassa geceleri muhtemelen. Yol yok böyle, çöl. Her zaman değişiyor yollar. Kum fırtınası oluyor, alıyor böyle tepe yapıyor, tepeyi başka yere götürüyor. Yol yok böyle muhtemelen. Yani tek başına yıldızlara bakarak böyle, yıldızları bellemiş, yön bu şekilde belirleyerek, geceleri böyle, tabii gece vahşi hayvan var çölde muhtemelen. Aslan bile var çölde o zamanlar böyle. Aslan, kaplan var, vahşi hayvanlar var, hem bunlar vardı. Sonra köle tacirleri vardı. Yakalar götürür, satarlar bunu köyden. Yani her ihtimale katlandı. Her şey gözü aldı. Neden? Peygamberin aşkına dayanamadı muhtemelen. Ya Resulullah yolda öyleymiş olması vardı. O yolda öyle vardı. Duramadım Mekke'ye mükemmel. 8 günde geldi. Aslında 10 gündür normal yol. O 8 günde geldi böyle. Böyle hızlı hızlı böyle geçerek. Hızlı hızlı geceleri geldi. Tabi ayağında bir çarık vardı bunlar. Ayakkabı kaldı böyle. Çarık dayanıyor ki çöldeki taşlara maçlara, dikenlere yarıldı, patladı. Çarık düştü ayaktan böyle. Ayakları yanlı ayak böyle. Onlara taşlara, dikenlere bata. Yaralar olduğu ayakkabı bir şekilde. Medine'ye de geldi. Oh, Medine'de karşısına görünce böyle. Oh, artık böyle. Dünya hiçbir şey olmamış. Hiç unuttu böylece. Medine'ye gelince. Tabii sevindi. Ama şimdi oradan bir şey var, engel var şimdi. Hudeybiye anlaşması yapın. Hudeybiye var ya, anlaşması Hudeybiye yapılmış. Yeni yapmak Hudeybiye anlaşması. Hudeybiye'de yani Mekke'deki bir insan Müslüman olarak Medine'ye giderse onu geri vermesi gerekiyor Mekke müşriklerine. Şart koştum Hudeybiye'de böyle. Şimdi bu şarta göre erkek gelirse geri verilir böyle. Bir defa kadın geldi. Şimdi ne yapacaklar? Sahabeler, ya Resulallah, bu kadın din kanalı bunu vermeyelim. Bu peygamber ki biz de anlaşma yaptık, bunu basamayız. Ama kadın konusu ayrı konu, şimdi bakalım. Bakalım Mevlam bir emri dinine bakalım, vahiy gelecek bakalım bu konuda. Dursun bakalım böylece. Geldi Mümtehin'in suresi. Onun son kısmı Mevlam buyurdu. Mümtehin'in imtihan anlamına geliyor böyle. Mevlam buyurdu ki, bir kadın gelince tek başına bir kemik yok, onu imtihan ediyordu böyle. Neye geldi böyle? Gerçekten din için, iman için geldi. Mesela Kore'sinden kaçıp mı geldi benim böyle? Başka amacım var böyle şey. Eğer iman ederek gelmişse, onu geri vermeyiniz. Helat-ı ünle el küffar. Ondan kadar geri vermiyor böyle şey. Ayet-i Kerim gelince, tabii sevindiler ortaya. Bir ilginç bir şey daha olay oldu. Böyle bir cesur kadın, çok cesurmuş, güzelmiş kendisi de. Erkek gibi kadın yani, her açıdan farklı bir insanmış kendisi. Üç tane sahabe onu talip oldular buna böyle. Üç sahabe, bir haber sahibi böyle. Bir Zeyd bin Harise, meşhur Zeyd, Peygamberimizin azatlı sinir böyle. Zübeyr bin Avam,
Peygamberimizin halası oğlu hem bacana peygamberimiz muhtemelen. Bir aman böyle. Ağzını bir ahfaz ettirebilir. Aşağı beşlerden üçü birbirine habersiz bunu eğlenmek için onu talip olurlar bunlara böyle. Üçü de bu dedi ki ben de kendim karar veremem. Ben bu Resulullah için geldim buraya. Onun aşkına buraya geldim. Ben Resulullah'a soracağım. O ne derse onu yapacağım böylece. Geldi ya Resulallah. Böyle böyle durum var. Üç tane kişi buradan bana talep oldular. Şu şu şu. Hangisi edeneyim? Bu Aleyhisselam Hazretleri Zeyd ile evlen. Zeyd ile evlen. Zeyd. Onu evlen. Peki Resulallah. Onu evlenir muhtemelen. Evlendi ama bak bu da ilginç muhtemelen bak. Allah'ın hikmetine bak. Kadere bak muhtemelen. Çok geçmeden Hazret savaşa gitti. Mute savaşa gitti. Mute. Savaşa gitti böyle. Yani komutan buna gitti böyle. Buna şehit oldu abone böyle. Mute'de. Ürdün'de. Orası muhtemelen. Orada şehit oldu Hazret Zeyd. Ben bu dur kalışım böyle şey. Kim aldı bunu? Sübeyir bin Avam aldı. O istemişti ya. Vallahi muhtemelen. Oldu böyle. Onunla bir ara yaşadılar. Ayrıldılar bunlar. İkisi de karar verdiler. Ayrılmaya karar verdiler. Bak. Sonra ablam bir af aldı baktı. Ve oldu muhtemelen böyle bak. Onunla evlendi sonra böyle. İşte evlendi böyle şey böyle. Yani ilginç bir olay böyle şey. Bir de Übey'e gelelim muhtemelen. Übey'e gelelim. Übey vardı Übey. Kimdi Übey? Übey'in dostu vardı yani böyle. Tükürdeyen. Übey kafir, müşrik. Ona. Übey bin Harf. Aşırı ama Mekke'nin aşırı peygamber düşmanı, aşırı böyle böyle. Bu aşırı düşman peygamberimizin biat almış Mekke'de atı besliyormuş böyle. Peygamber görünce yalnız diyormuş ki ya Muhammed ben bir at aldım, atı besliyorum, onun üzerine seni öldüreceğim diyor böyle böyle. Yani tenha görünce bir yerde. Peygamber bir bakıyor, sonra Mevlam onun sonunu bildiriyor akıbetini. Hayır ben seni öldüreceğim, atı üzerine böyle. Ben size öldüreceğim, atın üzerindeyken ama. Öldüreceğim böyle. Sonra oldu muhtemelen, oldu mu? Oldu tabii böyle. Oldu. Uhud Harbi'nde, bu Übey savaşa geldi muhtemelen böyle. Savaşa geldi. Savaşın en bir kritik zamanında atın üzerine bindi, peygamber geliyor. Ya sen ya ben, ben var karşıdan, ya sen ya ben. İlimlik için bu yolda bu şey böyle. Sahabeler araya girmek istediler. Peki bırakın, bırakın beni. Bırakın bakalım böyle. Yakışır peygamber bir harap attım böyle. Bir süngü bir şey yaptı ben muhtemelen böyle. Yaralı düştü böylece. Kemiği, boyun kemiği kırıldı. Fakat çok acı çekti böyle. Geri döndü. Ebu Süfyan başkomutan. Beni Muhammed öldürdü. Baktım ya bu şey ya. Dedi, abi bir yaram be ya. Kalkma bu kadar dedi ya. Bu kadar. Hani kalkma bu kadar bu şekilde. Yok o beni öldürdü beni. Öl demişti. Onun sözü oldu bu şekilde. Yolda geberdim muhtemelen ama öküz gibi bağırdı yolda geberdim. Böyle sonra çeke çeke böyle yolda böyle. O kadar öküze gibi bağır, anıra anıra bağıra bağıra geberdim muhtemelen bu şekilde böyle. Şimdi gelelim ahiret alemine. Dünyada böyle gitti böyle. Bunlar ama dünya hiç bitmiyor ki. Muhtemelen böyle. Hele bir peygamber düşmanı ya. Peygamber hakaret, peygamberin yüzüne tükürme, kalkışma böyle. Hakaret tabirece. Şimdi mahşere gelince Mevlam buyuruyor Sebebillah ve yevmi yaldız zalim ala yedeyhi ve yevmi o günde mahşer hesap gününde yaldız zalimi zalim yiyecek ısıracak. Ez zalimi tekil bu. Zalim. Hangi zalim? Sıradan bir zalim mi? Hayır. Lam tarif var böyle. Eğer zalimin iki öt olsaydı, başlayan olmasaydı, lanetten bir zalim olur böyle şey. Burada ez zalim olunca, buradaki lam tarif belirli anlamına, belirli. Yani o zalim, Ubbakan nasıl olur Ubbakan'da. O zalim, yedeği iki elini yiyecek. Yiyecek ısırıp yiyecek muhtemelen. Mahşere muhtemelen böyle. Nasıl yiyecek böylece? Bayağı var. Hatladı bu şey. Elini değil lan böyle. Ya dışında böyle. Elini çekemiyor böyle. Mahşer irade elinde değil. Eli ama böyle hop hop oluyor böyle. Kalışın böyle. Yanı yanıyor böyle. Ama ısırıyor böyle. Bir sekre muhtemelen. Bunu bitiriyor. Bu elini yiyor. Bu elini yerken bu eli tek et bitiyor muhtemelen. Bu şey böyle.
İşkence oluyor bu şekilde. Yakulu diyor ki o zaman yâletine tehâsî mea Resûlü'nün sebîlâ. Yâletine ahli olaydım da ittehâsî mea Resûlü'nün sebîlâ. Ne oldu? Ne oldu? Dünyadayken Resûlullah'ı beraber aynı gitseydim ben de. Kısma şimdi böyle. Yani komşuyken ve bir de hanım tabi akrabalık olarak aralarında varken, komşuyken kerimeşe de getirmişken de o kadar on makamı gelmişken de bunu yapması böyle. Ya veleta, ah ne olaydı? Leyteni lemette İsra'nın halila. Ya veleta, ah yazıklar olsun bana. Ya veleta, bana yazıklar olsun bana. Yani yuh olsun bana kendi kendine benim. Yuh olsun, yazık olsun bana. Leyteni lemette İsra'nın halila. Keşke filanı, Übey'i dost edilmeseydim Übey'i. Lek adelin anı zikri bağdı icaeni. Bana İslam getirdi, beni ondan sapıtır bu şeyle böyle böyle. Demek ki bir insan eğer böyle bir Allah düşmanını, İslam düşmanını dost edinirse, onun izinden giderse, onun peşinden giderse, o gruba dahil olursa, onlar dahil olursa, bak ne olacak mahşerinde ama, bak mahşerinde böyle iki elini kendini ısıracak böyle, herkes ısıracak bu şekilde. Ne yapacak orada? Ah! Keşke Peygamber yoluna gitseydim dünyadayken. İslam uygulasa yaşasaydım böyle. Tabii bu zamanda Peygamber yok ama Peygamberimizin şiratı var muhteremler. Getirir, din var böyle. Peygamber sünneti senedir var bu zaman böyle. Böyle de cehenneme gelelim işte bu mahşerde. Yevme tekalübücüğüm finnâri. Yevme tekalübücüğüm finnâri. Kâfirler, müşrikler cehenneme gelince muhtemelen bak melam buyuruyor. Yüzleri fırlaca buyuruyor böyle. Araya ateşten böyle. Diyor ki tefsir hazinde, bunu örnek yumurtayı veriyor böyle. Öyle aklına gelmiş tefsir hazinde. Yumurtayı suda kaynarken de yumurtayı haplar böyle. Durmaz yumurtayı böyle. Dönder menden falan haplar yumurtayı böyle. İşte diye kafirler bir ocak içerisinde böyle. Kız alev böyle. Alev hep hani karar olmuyor, ısı bir olmuyor böyle. Arada bir alev yükselecek böyle. Bir alev daha hızlı böyle, daha süratli böyle. Muazzam bir yükseliyor onlara böyle. Sonra pürden yüzeye böyle, bedeni böyle. Çılgın olur bunlar bu şekilde böylece. Bir zaman böyle devam ediyor. Buna bir alışıyor. Arkadan tekrar başka bir alamadır. Böyle şey. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a vardığım gece cehennem bana gösterdiler. Cehennem gösterdiler bana. Azap onları gördüm orada. Gördüm orada azap onları. Bir fırka gördüm. Tabii çok gece azap söyle. Birini söyleyeceğim. Büyük bir küp içerisinde. İşte belki 10 bin kişi var böyle bir. Yani küp diye mi tarif böyle. Altı geniş, üstü dar böyle. Üstü dar. Altı geniş, üstü dar böylece. Ateş böylece. İçinde yanıyorlar çürüşüp erkek kadın. Çürüşüp var böyle yani böyle. Edeplerinde pislik akıyor, irin akıyor böyle. Yanıyor, yanarak yan bunlar böylece. Bir alev geliyor, bunlar yukarı çıkıyor böyle. Arka çıkıyor, bunlar bir ferah bunlar böyle. Bağırışma bunlar. Ah yandık mandık bağırma çağırışma. Yani aşağıya böyle. Cihabra, karan, cihabra. Kim onlar? Bunlar cinayet erkek kanında bunlar böyle. Cihabra onlar böyle. Azabı bunların. Yani cihaneden daha sıcak. Böyle. Daha sıcak. Ama ona zamanla alışacağı için devamlı tazeliyor böyle. Bak. Böyle. Melam böyle yem. Yüzleri devamlı böyle. Çok şey böyle. Devamlı ateş alev geliyor böyle. Yekulüne ya leytana etanal ve etanir rüsülâ. Hepsi böyle. Ah ne olaydı? Allah'a itaat etseydik, peki itaat etseydik böylece. Orada böyle, dünyada yani böyle. Ete'ne Allah'a ve ete'ne Resûlâ. Orada böyle. Pişmanlık bu. İşten geçen anlar. Ölünü daha gördüler. Ölünü daha gördüler. Kabirde çektiler, maaşlı sıratı çektiler. Cihennem yanıyorlar. Suçlarını biliyorlar. Sonra biliyorlar ama artık işine geç muhteremler böyle. Bir de bunların şu zoruna gidiyor şimdi.
ehli imandan da, ehli imandan da günahkara düşecek cehenneme muhtemelen. Günah çok gelmiş. Günahlar dünyada afılıyor bazıları. Kefaret böyle. Kulun yaptığı iyiliklerle bazı siniyor bunlar böyle. Ama çok bitmedi. Kabire kalıyor bunlar böyle. Kabir azabı böyle. Kalan günah kabir azabıyla silme kalkıyor böyle. Günah çok orada bitmedi böyle. Nereye kalıyor? Mahşere kalıyor. Mahşerde kızın güneş altında aşırı yanma böyle. Beyin kaynayacak. Tamamen kaynayacak böyle. Katran gibi kar yakışı ter böyle. Yani kendi teri kendini yakıyor. Kendinden ter çıkıyor. Katran gibi koyu, siyah. Yani pekmez kıvamı diyelim. Böyle koyu, kara. Ama ateşin sıcak. Kendi teri kendini yakıyor. Böyle. Azap oluyor. Yine bitmedi günahı. Sırat gibi yanacak böyle. Yine bitmedi. Diyeceğim şu kadar böyle. Evet, imanı korumuş, inkar etmemiş ama amel yok. Böyle. Amel yok kendisinde. Harama gitmiş, düğüne gitmiş, sata gitmiş, caza gitmiş. Her sahabeye gitmiş. Bunları her birinin tekrar tekrar çekecek bu şeyle. Yem düşecek ama imanlı ölebilmişse bakın böyle. Yani o günahlara rağmen inancı varsa oradan çıkaracak bunu böyle. Çıkar böyle böyle. Bunda bir şebat olacak bunlar peygamberin böylece. Ve onu alacak, kopacak, kopacak bunlar böylece. Bakacak ki kafirler kimi mahşerde de kurtarıldı. Evliyalar, sahabeler, sariler, bunlar tabi, peygamberler. Bir kısmı mahşere de kurtuldu bunlar. İşte bakacak ki kafirler onunla kurtaracak böyle. Onunla dünyada lideleri vardı. Onların başbuğları vardı dünyada böyle. Onun önderleri vardı, sapıklar vardı. Onlar peş takılmışlardı. Ama onlar kendileri gibi yordu yemiyordu. Yok olacak. Diyor ki şimdi cehennemde Rabbena inna etana risadir ve kibarana. Rabbena diyecektir. Cehennemden yollar. Artık çıkıyor ümidi yok böyle. Yani çıkar değil mi artık böyle? İnna etana sadir ve kibarana. Ya Rabbi dünyada itaat ettik. Sadir seyitlerimize, kibara büyüklerimize, önderlerimize. Yani din karşıdığı liderler, önderler. Ona itaat ettik. Biz onların peşine gittik. فَدَلُّونَ سَبِيلًا Onlar bir yolu sapıttılar yollarımızı böyle. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِفَهِمْ مِنْ عَزَابِ Bak, رَبَّنَا آتِهِمْ ضِفَهِمْ مِنْ عَزَابِ Onların azabı iki katını beri alınacak bunlar. Yani bize azabın ضِعْفَهِمْ مِنْ عَزَابِ Onların iki katını ver. وَلَعْنِمْ لَعْنَنْ كَبِيرًا Onu lanet et Rabbiler. Onlar diyecekler burada. İşte muhterem cemaatimiz tabii her Müslümanın önce istikamet diyor. İstikamet şart. İstikamet böyle. İstikamet böyle. Derler ya karınca Kabe'ye giderken çıkmış yola. Sema Aleyhisselam onlarla konuşurdu. Baktı bir Müslüman Aleyhisselam bir karınca durmadan gidiyor böyle. Nereye diyorsun? Yani bir yola Kabe'ye gidiyorum. Ya bu ayakta Kabe'ye giderim ve bu ayakta karınca ayağında olsun bir yolu öğren demiş. Bir yolu öğren. Demek ki bu yolda ölmek için önce istikamet var. İstikamet var böyle. Allah dostlarını arayla muhtemelen böyle. İyi salih kulların Mevlamız muhtemelen böyle. Onu öğütlerini dinlemek lazım onların böyle. Onunla görüşmek gerekiyor. Allah'ın salih kulları nerede belli olur muhteremler? Onları gören onu Allah'ı hatırlar Celle-i Aklın başı gelmez böyle. Yok efendim işte o da namaza çıktık ama oturduk ama ne konuştuk? Bin bir tane gıybeter böyle. Bunlar değil salih kul. Yani salih kul kulun gönderin ne varsa dili onun tercümanıdır. Dil kalbin tercümanıdır böyle. Kulun ne varsa gönlünde dil onu konuşuyor muhtemelen böyle. Konuşuyor kardeşim. Allah dostuna biri gelmiş, bir şey soruyor, Allah diyecek alıyor böyle. Allah Allah. Ona başka bir sormuş, bir soruyor, gene soruyor, Allah diyecek alıyor böyle. Bir soruyor, Allah.
Ya ben sana onu soruyorum diyor. Ben duymuyorum seni sorular verdik böyle. Yani gönlüne dolmuş. Aşk ilahi dolmuş gönlüne böyle. Allah, Allah demeden dolmuş. Aşkı bilmiyor muhtemelen böyle. Hadi Rabia'da olmuş Rabia Hatun'a. İmkanlar gelmişler de ya Rabia demişler. Biz demiş çok korkuyoruz demişler. Kabe girdiğimiz zaman iki melek gelecek bize soru soracaklar. Peki ne soracaklar? Rabbin kim? E bundan korkulur mu ya? Korkulur mu beni ya? Benim bir Rabbim var be. Benim bir Rabbim var be. Gelsin bana sorsunlar. Benim bir tek Rabbim var be. Zaten başım yok benim böyle. Benim bir Rabbim var be. İşte Allah sevgisi muhteremler kalbe yerleştirmek, kalbe nakşetmek diyorlar böyle. Gönüle böyle böyle. Gönüle Allah sevgisi girdi mi zaten kul ne yapar? Kul zaten başkasına görüşemez muhteremler. Başkasına gidemez muhteremler böyle. Ya abdest insanlar, namaz yok, abdest yok, yolları başka yol, kula yakışmaz o muhteremler böyle. Yakışmaz o İnsan bu yol olursa, hadise bu hastalığı, kişi kimi severse, onlar bir mahşerde beraber olacaklar. Cennet onunla beraber olacak, cennet onunla beraber olacak. Böylece. Şimdi bir de cenneti var bundan muhteremler. Tabii son durak cennet muhteremler. Müminlerin yanı böyle. Kafirlerin son durak, Allah korusun cehennem. Son durak. Ölüm diyor onlara. Ölüm de ölmüyor. Çıkış yok onlara böyle. Yan yana artık böyle samutlaşacaklar böyle. Samutlaşacaklar böyle. Çılgın, deli, ne oldu belli onlara böyle. O şey ümitleri tükenmiş artık böylece. O vaziyetinde azap olacaklar böyle. Öyle demiş muhtemelen böyle. Cennet, melaike cennetini davet ediyor ama ya dünyada. O da gelsin. Hazreti Bekir mesela hemen koştu geldi İslam'a. Ebu Cehil gelmedi, Ukbe gelmedi, Übey gelmedi. Neye gelmediler? Onlar da peygamber geldi. Onlar mucizeyi gördüler. Onlar Kur'an dinlediler. Müslüman toplumunu gördüler. Gelmediler bunlar böyle. O halde ne oluyor? Yer içine muhteremler. Şimdi cihatın en güzelliği bu muhteremler. Vela bile fi mekamin emin önce böyle cihatın böyle. Fî mekâmin emîn önce. Emîn, güvenli yer, evrenin tek cennet, güvenli yer, cennet. Deprem olmayan, savaş olmayan, terör olmayan, gecesi olmayan, sel felaket yok. Dünyada değil, evrende. Evrende tek böyle güvenli yer, Mevlam buyuruyor, fî mekâmin emîn. Önce oraya cennete girdim attığımını, artık tam gün oturan böyle. Hiçbir endişe kalmıyor. Yarın diye bir şey yok. Zaten yarın yok orada. Zaman birim yok. Zaman dilim yok. Gece yok böyle. Hep gündüz. Aynı yaşta, aynı huzurda, her şey bol 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 böyle. Köşkü, hepsi doğal böyle. Her şey doğal, her şey bol mu bol böyle. Sonsuz, sınırsız bir alem. Yaşamak yok. Aradan milyar yıl geçiyor aynı yaşta, aynı boyda. Kilo almak da yok böyle. Yeme iş mi var? Ama böyle. Aynı gibi. Yer çekimi de yok. Otu yorulmuyorsun böyle. Havada uç. İstisna böyle. Bir de en güzel tarafı bu nedir böyle? Sohbetler. Yani sohbetler. Sohbetler böyle. Manevi sohbetler böyle. Sohbetler böyle. Birbirine dünyadaki Allah ismini sevenler. Bu şartlar böyle. Toplanacaklar böyle. Toplanacaklar böyle. Gene orada mahallenin sohbetleri böyle. Oranın en tadı sohbet altları zevk, fiiz sohbeti alıp böyle böyle. Sonra tabi ulemanın sohbetleri, evliyanın sohbetleri, tabiin sohbetleri, sahabenin sohbetleri. Mesela toplumuz sahabeler. Mesela Hazreti İbn Harise Hazretleri mi? Bu tabi şehit olur mesela. Anlatacak onlara böyle mesela böyle. Sonra peygamberin sohbetleri toplamışlar böylece. Onun tadı yani cennetin tadından daha fazla sohbetlerin tatlıları böyle muhteremler. Bunun içinde bir şey var mı? Var. Ne var? Cemalullah demeden, Cemalullah böyle.
diye var Allah böyle. En azından peygamber sohbeti olacak. Peygamber sohbeti 8 cennet var Firdevs cennetinde. Peygamber sohbeti oturanlar. Haber verici bütün 8 cennete böyle. Resulullah'ın sohbeti var böyle. Toplanacaklar. Kimine kaç türlü insan, kaç türlü muhtemelen böyle. Peygamberler, sahabeler, şehit evliyalar böyle. Ehli iman. Önceki insanlar da galiba böyle. Diğer pek ümmetleri de böyle. Hep dua edecek. Toplanacaklar. Tabi cennet muhtemelen. Gökte işini alır böyle. Yani 1000 tane galaksi işini alır böyle. Cennet muhtemelen. Oturacaklar. Ama yorulmak yok. Gerçekim yok muhtemelen. Sıfır kilada. Yeşillik böyle, ağaç altında böyle oturacaklar. Bir de cennetin düzeni, dengesi dünyaya benzemiyordur hani böyle. Uzak yakın yok orada, kavram yok uzak yakın böyle böyle. Mesela biri oturmuş ki sohbete yakın bir yer oturmuş, ön safa. Öbürü oturduğu yer belki 1 milyar yıl uzakta böyle. Uzak böyle, aynı görecek, aynısını duyacak. Şey, sanki yanında böyle, cennette böyle. Onu diyeceğim başka bir tane. Şimdi bekleyecekler ki Hatem-i Hazreti Peygamber Hazretleri Makam Mahmud Makam Mahmud böyle çıkacak sonra yapacak böyle. Şimdi orada insanlar farklı. Bir sahabeler yani görenler dünyada sonra bunlar böyle. Tabii ölü varmış bunları. Belki orada işte cennet içinde görecek sohbeti olacaklar. Aynı dünya sohbetini yaşayacak orada böyle. Yaşayacak böylece. Sahabeler böyle bakıyorlar böylece. Sonra tabi'in. Peygamberi görmemişler ama aslında yakın ashabete böyle. Dinlemişler sahabeden derin peygamberi muhteremden. Böyle gele gele bize de geliyor mesela kuşaklar böyle gele gele böylece. Hiç görmeyenler, görmeyen gözler. Kimse engel olamıyor böyle. Yani şöyle yana çekilip önüne bak çap yok mu derler. Aynı boya herkesin böyle. Yani önündeki uzun boyu kısa yok mu? Herkes aynı boyu, aynı eli herkesin böylece. Kimse engel olmuyor böyle. Oturmuş herkes. Herkes böyle görüyor yukarıdan da böyle. Herkes bakacak peygamber çıkarken muhtemelenler. Zaten peygamberi görmek yetiyor muhtemelen böyle. Yetiyor böyle insanlara. Peygamberi görmek yani böyle. O anda cennet ne? Hiç kalmıyor cennet böyle böyle. Yani cennetin o köşkü, sarayı, huyları, şu iyi işe böyle hiç kalmıyor. Peygamber böylece. Yalnız bir selam verecek, oturacak oraya. Kur'an okuyacak böyle. Kur'an okuyacak aslında böyle. Ve Kur'an'ı açıklayacak peygamber. Tabi bir manevi açıklayacak Kur'an-ı Kerim böyle. Ne kadar sürecek o sohbet? Belki birkaç bin yıl sürecek. Birkaç bin yıl. Birkaç bin yıl sürecek bu böyle. Ama sanki bir dakika olacak böyle. Orada zaman birim yok. Gece yok muhtemelen. Yarınlar yok. Günün işi yok. Eyvah işim var, sağdan bakayım. Telefon çalıyor, arıyorlar evden. Yok mu telefon böyle böyle? Yer çekimi yok, bir olmak yok. Acı bot yok böyle, acı bot böyle. Bir şey yeme, 1 milyar sen acı bir şey olmuyor sana gelen böyle. Bu şekilde. Fakat bu sohbetle ehli cennet artık zirveye bulacak, bulacak kemal olgunlukta böyle. Tam zirve muhtemelen böyle. Zirve böyle. Bu sohbetle böylece. Yani cennette bir olgunlaşma, bir olgunluk böyle. Kemal ise kemal. Müslümanlar böyle. Herkes de böyle. Ne olacak artık? Allah sevgisi olacak. Allah aşkı yaşayacak. Allah aşkı böylece. Her gün günü beni yanacak Allah diye böyle böyle. Allah diyecek böyle. Herkes böyle böyle. Her geçiyor kimse bir şey diyor böyle. Herkesin gönlü Allah diye yanıyor. Yani sorumu da alacaklar. Sonra böyle selam verecek bu tarafa. Selamün kavli Rabbi Rahim. Selamün kavli min Rabbi Rahim. Selamün Allah selam verecekler. Kavlen sözü olarak böyle Rabbül Rahim'den selam verecek böylece. Bunu her gün duyacak böylece böyle. Allah'ın selamı, kelamı sanki kişinin kulağını söylüyor mu tabi böyle. Herkese böyle böyle. Yok tabi böylece. Bu sefer yanacak daha fazla böyle. Allah'ın cemalini bize göster böyle. Dayanacaklar. Ve tabi nasıl olduğunu, nasıl olacağını bilemedim bu dönemler. Cennet-i Mevlam cemaline bir şey yapacak onlara böylece. Bu o zaman işte artık insanlığın kemal tamamlanacak bunlar böyle artık böyle. O tamamlanacak.
dünyada görülemez mi? Görülemez muhteremler. Görülemez böyle şey. Sahabeden birisi dedi ki peygamberimize, ya Resulallah, her zaman sen melekle görüşsün, görüşsün melekle görüşüyorsun böyle. E bırakalım Cebrail büyük melekleri. Dünya melekleri, dünya melekleri. Yani küçük meleklerin biri de geldiği zamanlarda ya Resulallah, meleği göreyim asli kıyafetiyle, asli kıyafet şekli görmeye böyle. Peygamber buyuruyor ki, ama gözüm buna dayanamadı bak. Gözüm dayanamadı bak böyle böyle. Dur onlar böyle, gönlüm böyle. Güneşe bakar mısın güneşe? Baba güneşe. Ya bakamıyorum ben. Işığa bak bakamıyorum. İnsan bu ilanmaya bakamıyorum. İnsan güneşe bakıyor. Güneşe bakıyor böyle böyle. Güneş normal bir ışık böyle. Isı ışık. Ondan dur böyle. Yürü açsama dayanamazsın. Yani gözüne zarar gelir böyle. Yarısı da iki yüzüm gitsin feda olsun. Böyle göreyim ile bana. Allah aşkına göstere bana. Orada bir de çok. Geçti orada. Bir şey bakımı, bir gönül bakımı böyle. Bir nur şekline böyle gidince böyle göz nuru gitti muhtemelen böyle. Gözü tam kapandı gözü, kapı kapandı muhtemelen böyle. Ama hep Allah şükür böyle gördüm böyle gidiyordu muhtemelen böyle. Şimdi insanın gözü yaratan Mevlam yapmıyor böyle. Sınırlı böyle böyle. Metre göremiyoruz. Hatta cinler, madde aleminde cinler, nurdur cinler, cinler. Gaz hayatım, renkli gaz hayatım böyle. Hava da göremiyoruz değil mi mesela böyle? Hatta su bile bazı çok şeffaf su olsun parça bak görmesi o su mesela bak rengi var mı yok bunun böyle. Bak. Dolu olsun boş mu bilmiyor insan bunlar böyle böyle. Göz neyi görüyor? Renk olacak renk bunlar böyle. Madde olacak bunlar böyle. Renk olması gene göremiyor. Bunları göremiyor. Demek ki en küçük meleği bile görmek veremeyen kişi ne olur? Haşa dünyada tabii değil mi? Böyle görmek tabii. Cennet ölüm olmadığı için bir de o makama gelmek gerekiyor. O makama gelmek burada. O makam için ne gerekiyor? Önce ufaktan başlıyor sohbetler. Ufakta büyüye böyle. Yani peygamberdeyken hatim bile de noktalı muhteremler. Kaç bin yıl. Kaç bin yıl böyle. Kur'an'ın baştan başa tefsir an böyle. Kur'an-ı Kerim Fatiha'nın nasıl kadar böyle. Kur'an-ı Kerim baştan başa bir tefsiri böyle. Böyle kelime kelime böyle, harf harf böyle, anlamı kaç anlamı değiştirerek böyle şey. O makamlara girerek, bütün alemi gezirerek, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri tamamlanacak, kaç olacaksa, herkese böyle yandı böyle. Yandı, mesuldu böyle. Yandı, mesuldu. Şimdi, tabii kendimize bakalım muhteremler. Böyle bir cennet varken, var mı var muhterem? Allah vaat ediyor. Allah bunu vaat ediyor. Böyle cennet varken ölüm diye bir şey var. Hayat, ebedi ki hayat böyle. Yani dünya denen şey ne var değil mi? Dünyada böyle. Kişi şu anda kişi bulunduğu anda, şu kişi yapısında, yaşında zinde, sıhhatli olabilir böyle. Varlık olabilir kişi böylece. Ama geleceği meşhur hatırlamıyor. Geleceği. Allah korusun bir kaza olur, bir ayağı keserler muhtemelen böyle. Bir konu keserler, bir kaza olur böyle başka şey. Bir hastalık gelir. Yani bunda olmasa bile yaşlanacak muhtemelen. Ömür basın, yaşlanacak muhtemelen böyle. Göz görmeyecek, kulak duymayacak, beli büküleceği, ayağı tutmayacak, yatağa bağlanacak, kaplara bakacak muhtemelen diye. Bir yer diremeyecek bile, uyuşlu bir tarafa böyle, kolumu uyuşlu böylece. Bak ah bir gerisi bir şey yemeyecek kendisi muhtemelen. Bir yastığını başına atıp koysa şöyle. Altına kaçırır, kokur, pişlenir. Kapıya bakar, ah biri geldi bunu temizlese. Niye muhtemelen? Dünyanın sonu bu muhtemelen. Yani insan hayatı başlardan başlıyor. Bir kan pıhtısı var ya. Bir damla kan ana rahminde. Bir kan pıhtısı. Sonra leş oluyor insanın böyle. Dünyadayken daha insan bak, tarihe giriyor insan böyle. Bir anlattım muhtemelen, hiç unutmuyorum böyle. Eski arkadaşıymış. Çok da görüşmemişler. Alapazan'a gelmiş. Onu görmeye gidiyor böyle. Yaşlanmış böyle. Gidiyor ona bakıyor. Buluyor kendisini. Bütün bedeni felçli. Atıyor böyle. Ele tutmuyor böyle. Yalnız bir aklı başına diliyle hafif konuşabiliyor böyle. Onu gören tabii ağlıyor. Eski günü hatırlıyor.
o gençlik günleri, beraber geçmiş günleri, zindanın hatıranları ağlıyor derken, sonra dönecek şimdi eğiliyor. Ne ol Allah aşkına diye söyle diye. Bir ihtiyacı var mı diye böyle. Neyse adamım Allah aşkına söyle bana ne olsun böyle diye. İleyse diyor, bir isteğin var mı diye. Var diyor. Yavaş, var, var. Ne istiyorsun? Dua et, Allah benim canım olsun böyle diye. Allah Allah. Neden böyle diyorsun? Altıma gelin alıyor bak. Altıma gelin alıyor. Gelin alıyor, altıma alıyor böyle. Altıma gelin alıyor böyle diyor. Yemin uğraşıyor mu diyor, gelin olmuyor tabii böyle diyor. Az su işim gelin olmuyor böyle diyor. Altıma gelin alıyor diyor. Tabii gelinle zor, bana ondan sonra böyle diyor. Artık bitiyorum, bitiyorum böyle. Ölümün razıyım diye ben. Razıyım böyle diyor. Bunun için dünyanın sonu muhtemelen bakın. Sonu muhtemelen. Allah korusun, eğer insan hayatı boşa geçmişse, normal çağında kişinin böyle, kişinin verilmiş çağında, zinde halindeyken, ölüm boşa geçmişse, o gençliğinin, zinde kuvvetinin kişiye kötü yol harcamış Allah korusun, ölünce derler beterin beteri, beter muhtemelen. Kabre girince, ah, şimdi her şey razı kabre. Kabre azal muhtemelen. Kabir azalıyor muhtemelen. Çoksa kıyamete kadar muhtemelen. Mahşere kalkacak, kim bilir kalacak kabrimizden. İşte kabir azabının rahatsızı böyle. O mahşere görülüyor. Çılacak muhtemelen. Hesap başına gelecek, mizan başına gelecek. Sorgu çekiliyor, mizan konmuş böyle şey. Namaz yok. Bir civanı civanı kılını kurtarır mı? Kurtarmaz muhtemelen. Oruç çeksik, haram işlemiş, günah işlemiş, haram şunlar bunlar. Yapmış, eyvah, iki melek bekliyor, şeyin başında, dikilmiş, dağ gibi, zebani. Ben buraya tutun bunu. Huzu fegulluhu, tutun beni cehenneme sallu. Huzu fegulluhu, tutun bunu elini bağlar, altın onu cehenneme. Bir de böyle bir yer var mı? Bir de cennet var mı? Cennet var mı? Ölürken böyle, makamını göre göre mi? Makamını böyle göre göre cennete girmek mi? O cennette bakmalarında salihler, şehitler, sahabeler, evliya Allah muhtemelen. Peygamberler muhtemelen. O cennette muhtemelen. Devamlı sağlık, devamlı sıhhat, devamlı zinde. Baş ağrısı yok, diş ağrısı yok, gözlük yok muhtemelen. Takma dişi yok muhtemelen. Elbise derdi yok böyle. Her şeye doğal böyle. Köşkü sayı var. Yıkanmak yok böyle, tozlanmıyor ki. Yüzü yok muhtemelen. Yaşlanmak yok. İnşallah muhtemelenler. Yani kaldığımız hayatın kalın inşallah herkese muhtemelen inşallah. O da geçirelim inşallah muhteremler. İlahi Teala Fatiha.